Bu videoda ağırlıklı olarak tek hücreden oluşan canlılardan yani protistlerden, arkelerden ve bakterilerden söz edeceğiz arkadaşlar. Dünya üzerindeki canlıların büyük kısmını bu üç grup oluşturuyor. Tüm canlıların tek bir ortak atadan geldiğini hatırlıyor olmalısınız. Bu şemayı çizdim. Çünkü ökaryotlar ve prokaryotlar arasındaki ayrım alemler içindeki en önemli evrimsel farklardan biri ve dikkat ederseniz protistler ökaryotken arke ve bakteriler prokaryot canlılar. Karyot çekirdek, pro ise öncesi demek olduğundan prokaryot sözcüğü çekirdekten önceye ait anlamına geliyor. Dolayısıyla bu canlılarda çekirdek bulunmuyor. Oysa ökaryotların çekirdekleri var. Şimdi ilk olarak arkelerden bahsedeceğiz. Çünkü en eski olanlar onlar arkaik sözcüğünü belki daha önce duymuşsunuzdur arkadaşlar. Böyle eski, modası geçmiş gibi anlamları vardır değil mi? Oradan hatırlayın lütfen. Arkeler dünya üzerinde beliren ilk organizmalardı. Bu da ekstrem yani çok uç koşullara alışkın oldukları anlamına geliyor. Çünkü dünya oluşurken atmosferinde çok az oksijen vardı ve sıcaklıklar, hava koşulları oldukça e, bugün için absürt seviyelere ulaşabiliyordu. Bu organizmalar muhtemelen çok yüksek miktarda ultraviyole radyasyona da maruz kaldı. Çünkü o sıralarda atmosfer halen oluşma aşamasındaydı. Dolayısıyla arkeler ekstremofil canlılar. Ekstrem yani uç veya aşırı koşulları seviyorlar demek. Ekstremofil. Ekstremofillerin üç türü bulunuyor arkadaşlar. İlki termofiller yani aşırı sıcaklıkları seven organizmalar. Buraya bir güneş çiziyorum ki aşırı sıcaklıkları aklımıza getirsin. İkincisi halofiller yani tuzcullar. Tuzu seviyor bunlar da. Bunlar da aşırı derecede tuzlu ortamları seviyorlar. Halofilleri bir NaCl, NaCl birikintisiyle tasvir ediyorum. Sonuncusuysa metanojenler arkadaşlar. Metanojen. Bunlar bataklık gazı veya insana ait özel bir gaz olarak da bilinen metan gazını üretiyor. Arkeler böyle aşırı koşullarda hayatta kalabilmelerini bakteri veya protistlerinkinden çok farklı olan hücre duvar ve zarlarına borçlu. Ama bu videoda hücre zarları ve duvarları arasındaki bu farkları bilmemiz çok da önemli değil. Farklı olduklarını bilelim yeter. Evet, işte arkeler böyle. Gelelim protistlere. Protistler tek hücreli ve bazı çok hücreli organizmalar için bir tombala kesesidir dersek yanlış olmaz. Çünkü bitki, mantar veya hayvan olmayan tüm ökaryotlara protista deniyor. Protista, protistin çoğulu yani protistler demekle aynı şey. Aslına bakarsanız protista alemine mensup canlıların tek ortak özelliği hepsinin nemli veya sulu ortamlarda yaşaması ve bu protistler bir tombala kesesi gibi türlü türlü üyeden oluştuğu için bu üyeleri fotosentez yapabilen ve yapamayanlar olarak sınıflandırmak nispeten hayatımızı kolaylaştırıyor. Fotosentez yapabilen protistler bitkilerle akraba. Bunlara algler diyoruz. Fotosentez yapamayan protistlere mantarlar ve hayvanlarla e, akraba protistleri örnek verebiliriz. Mantarlara yakın olanlar mantarsı protistler olarak adlandırılıyor. Hayvanlara yakın olanları ise belki duymuşsunuzdur protozoa olarak adlandırılıyorlar. Amipler bu alt aleme giriyor işte. Mantarsı protistlere örnek olaraksa cıvık mantarları gösterebiliriz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu ökaryotik protistalar besinlere ulaşmak için fotosentez gibi bir takım eşsiz yöntemler bulmuş ayrıca sil ve kamçı gibi eşsiz hareket yapıları oluşturacak şekilde gelişmiş tabii ki amiplerde de amipsi hareketler görüyoruz zaten adı üstünde öyle değil mi şimdi biraz da bakterilerden bahsedelim bakteriler arke ve protistlere nispetle onlara oranla daha çeşitli ortamlarda yaşayabiliyor çeşitli ortam derken neyi kastediyoruz? Yani böyle ortamlara akıyorlar, her yere girip çıkıyorlar değil. Şunu kastediyoruz. Bakteriler tüm çevremizde, hatta içimizde bile yaşıyor. Karşısında oturduğunuz bilgisayar veya elinizdeki telefondan tutun da okyanuslara, göllere hatta bağırsaklarımızın içine kadar birçok yerde yaşayabiliyorlar. Bu nedenle de bizim için hem faydalı hem de zararlı olabiliyorlar. Dolayısıyla bakterileri çok iyi kavramamız lazım. Evet. Artık bakterilerden söz etmeye başlayabiliriz. Bu genel bir bakteriyel yapı. Farklı renklerle gösterilen her parçayı tek tek inceleyeceğiz. Bakteride bulunan dış yapılardan başlayalım. İlk yapımız kapsül. Bazı bakterilerde kapsül yerine cıvık tabaka bulunabiliyor. Bu ikisi arasındaki fark, cıvık tabaka yıkanarak sökülebilirken kapsül hep yerinde kalıyor. Fark budur. Kapsül veya cıvık tabakanın altında hücre duvarı yer alıyor. Şimdi ayrıntısına girmeyeceğiz ama hücre duvarı gram pozitif ve gram negatif bakteriler arasında farklılık gösteriyor. Hücre duvarının altında plazma zarı bulunuyor. Aslında bunu daha önceki videolardan hatırlarsınız çünkü plazma zarı bir çift lipid tabakasından ibaret. Hücrenin dışında yer alan şu ana kadar konuşmadığımız sadece iki kısım kaldı. Bunlardan ilki prokaryotik kamçı. Çoğu bakteri kamçıyla hareket ediyor prokaryotik kamçı diye özellikle belirttim çünkü bunlar ökaryotik kamçılardan farklı. Çünkü prokaryotik kamçılar flagellin adı verilen bir proteinden oluşuyor. Flagellin. Bu proteinin adını unutmayın. Bakteriler kemotaksi yoluyla besinlere ulaşmak için bu kamçılara ihtiyaç duyar kemotaksi belli bir kimyasalı algılayıp ona doğru gitmek veya ondan uzaklaşmak demek. Kemo kimyasal demek. Taksi bildiğimiz taksiden aklınıza gelsin. Hareket etmek anlamında yani. Dış yapıların sonuncusu bu küçük sarı uzantılar. Bunlara pilus veya fimbrius deniyor. Parantez içinde yazıyorum çünkü bunlar her bakteride bulunmuyor. Şimdi gelelim bakterinin iç yapısına. Elbette içeride sitoplazma ve ribozomlar var. Ama dikkat edin çekirdek yok. Kromozom nükleotit yani çekirdek benzeri bir bölgede yer alıyor. Ama bu bir çekirdek değil. Bu önemli. Kromozom bir zar içerisinde yer almıyor. Stoplazmanın içinde öylece takılıyor. Diğer yandan ökaryotik canlıların aksine, bakteriyel kromozomlar dairesel, çift iplikli DNA'lardan oluşuyor. Bazı bakterilerde plazmit adı verilen ve maviyle gösterdiğim bu yapılar bulunuyor. Bunlar esas olarak ekstra DNA parçaları. Yine çok fazla detaya girmeyeceğiz ama plazmitler bakterilere önemli genetik avantajlar sağlıyor. Gördüğünüz gibi isimlendirmediğimiz bir tek kısım kaldı. İşte bu mor noktalar. Bunlar inklüzyon cisimcikleri. Bakteri için besin gibi maddeler depolamaya yarıyorlar ve bu inanılmaz derecede önemli bir şey çünkü prokaryotlarda zarla kaplı organeller yok. ATP üreten mitokondri gibi zarlı organellere sahip olmadıkları için de besinlerini doğrudan ortamdan alıp bu inklüzyon cisimciklerinde depolamaları gerekiyor. Bu da bizi tekrar kamçıya getiriyor. Bakteriler besinlere ulaşmak veya toksinlerden kaçmak için kemotaksiye başvuruyor. Şimdi bu bahsettiklerimize şöyle bir uzaktan bakalım. Protistler, arkeler ve bakteriler arasındaki farklardan söz ettik ve genel bakteri yapısına ayrıntılı sayılabilecek bir bakış attık.